Merhaba arkadaşlar. Kafamı meşgul eden bir konu vardı ve onu kendi kendime buldum. O da şu. Hegel diyalektiği nedir ve günümüzün şu andaki düzen olmakta olan süre gelen düzenin nasıl bir açıklamasıdır diye düşünüyordum ve sizlerin önünde kendime de açıklamış olacağım ve konuşmak istiyorum. Hegel diyalektiği, tabii ki bununla ilgili çok daha derin araştırmalar yapmam gerekebilir ama şu an için özümsediğim ve kendi fikirlerimden oluşturduğum şekilde size aktaracağım. Tez, antitez, eşittir sentez. Bu denklemde basit olarak anlayabileceğimiz bir konu. Peki bunun şu anda dünyada süre gelen olaylarla ilgili olarak nasıl bir ilişkisi var? Şöyle ki, öncelikle en klasik, şu anki klasik olan koronavirüsten konuyu açabilirim. Şimdi, bu Hegel diyalektiğine göre evet, bu koronavirüs ise bu denklemi nasıl uygulayabilirim? Şimdi, bu sentezin oluşumu, antitez ve tezin aslında aynı güç tarafından ortaya koyulmasıyla sonuca ulaşıyor. Yani bu virüsü yaratanlar aslında bunun çaresini bulacak kişiler. Ve bu şekilde bu virüsün ortaya çıkardığı yararlarla bu virüse karşı oluşacak yararların hepsini toplayarak bir tekelci gibi her iki taraftan oluşan faydaların üstüne konacaklar. Hegel diyalektiğinin benim için bu virüs olayına uyarlanış şekli bu şekilde. Yani gidip laboratuvarlarda bir virüs yaratıyorlar ve bunu kendilerinin kârını maksimize edecek şekilde kodluyorlar. Ve bunu dünyaya işlerine gelecek bir dizgede ülkeden ülkeye değişen dengelerle, mesela önce Çin'de çıktı, orada bir anda bitti, Amerika'da çıktı, şimdi Brezilya'ya falan sıçradı derken bu şekilde bütün dünyayı endişeye, korkuya, kısıtlamaya sokan bir virüs ortaya atarak, insanları korkutarak ve inisiyatifleri ele alarak virüsten böyle bir kâr elde ediyorlar. Ayrıca istedikleri ülkeleri ekonomik olarak baskı uygularken bir yandan da insanların psikolojisini de kendi yeni getirmeyi düşündükleri sisteme uyarlıyorlar alttan alttan. Ondan sonra bu ekonomik yaratılan problemler, ekonomik kriz, krizin yani ülkeleri ekonomik krize sokarak belli şeylere doğacı hale getirerek kendi sunacakları teklifleri kabul edilmemesi imkansız kılarak bu virüsten böyle bir kar elde ederken daha sonrasında hem yani şey gibi satrancı kendi kendine oynamak gibi hem siyah hem de beyaz taraf aslında aynı kişi, aynı güç. Ondan sonra şimdi bu virüs dünyanın etini kemiğini kemirirken, insanların psikolojisini, dünyanın ekonomisini sarsarken, ondan sonra belli bir süre sonra bunlar yine o zarar görmüş, başka çareleri kalmamış ülkelere kendilerine çözüm olarak, ekonomik çözüm olarak artık hangi yaptırımlarla uygulayacaklarsa çözüm üretecekler, insanlara aşı üretecekler, aşıdan bir sürü gelir elde edecekler, aşıya eğer içine koyulacak o maddeler falan koyabilirlerse, bu gerçekleşirse insanların DNA'larıyla bile oynayabilecekler. Ondan sonra ne oldu?
Tez olarak ortaya attıkları virüs, antiteziyle de aşı ve çeşitli diğer şeyler eşittir bir sentez yarattı ve bundan da yine ilk başta virüsü yaratan güç kârı çıktı. Yani çok güzel anlattım bence. Çok açık seçik anlattım arkadaşlar. Bu şekilde yürüyen bir yani tek taraflı bir sistem arkadaşlar. Tek bir tarafa hizmet eden bir sistem bu. Yani Hegel diyalektiği bu şekilde. Kısa ve öz. Ondan sonra şimdi bu işte yani planın ne olduğu da zaten buradan ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bir yerden bir sıkıntı çıkartıyorlar. Daha sonra çözüm de kendileri olarak hem sıkıntıdan hem de çözümden doğan tüm kârı kendileri alıyorlar. Mesela aynı şeyi kredi kartları için de söyleyebiliriz. Bir kredi kartı çıkartıyorlar. Bu kredi kartını insanlara sunuyorlar. Ondan sonra insanlar harcama yapıyorlar. Harcama yaptıktan sonra tabii ki çoğu insan zaten aç gözüne sihir oluyor kredi kartının rahatlığıyla. Çünkü elde bir para var ve bu şeyden geldi. Bir şekilde o yoktan var oldu bir şekilde yani asla değil de. İşte o da insan zaten gördüğünü almak isteyen çok az insan kendi şeyine engel olur. Alma iştahına harcıyor. Ondan sonra da kredi kartına borçlanıyor. Bir şekilde sonuçta limit artım falan geliyor falan derken bir şekilde borçlandırıyorlar. Ve bu borçtan da yine kendileri nemalanıyor. Yani kredi kartı tez, borçlandırma antitez oldu sana sentez. Bu kadar. Çok iyi anladığımı düşünüyorum. Yorumlara yazarsınız. Ve arkadaşlar tekrar bir örnek. Türkiye'mizin içinde bulunduğu sıkıntıları biliyoruz. Biliyoruz ki özellikle güneyce taraflarda yaşadığımız sıkıntıları. Bu sıkıntılar terörizm. Başta altta toplanabilir açıkçası. Bu terörizm de yine bir tez olduğunu düşünürsek ondan sonra Türkiye'ye bunların çeşitli teklif ve yardımlarla bir antitez oluşturup Türkiye'yi zayıflatıp kendilerini bir şekilde güçlendirme politikası olarak düşünebiliriz. Bu Hegel diyalektiğini. Neden Hegel diyalektiğini bunları açıklamada kullandıklarını bilemiyorum. Ama ilgimi çekti ve kendi çapımda yorumlamak istedim. Yani bir tekelci bir güç var arkadaşlar. Bu güç oldukça mali açıdan çok iyi durumda. Ve dünyayı parmağında oynatıyor veya oynatıyor ve de daha da çok oynatmak istiyor. Yeni dünya düzeni de zaten bu diyalektikte ilerleyecek gibi. Tabii ki sürpriz olmazsa. Çünkü tabii ki bu sistemin canına okuduğu birçok saf var. Ve bu saflar bir şekilde tepkilerini ortaya koyacaklar. Ve o tepkiden kim kârlı, kim zararlı çıkacak o işte sır. Onun haricinde bu denklemde ilerleyen süreçlerde kazanan taraf tabii ki sentez olacaktır. Ama bu her şey kağıtta yazıldığı gibi olmaz. Uygulamada değişkenlik gösterebilir arkadaşlar. Bunun ne zaman değişkenlik göstereceği de değişkendir. Yani belli bir zaman biçilemez. Belki bu Hegel diyalektiği ekinlerini biçmeye birkaç yıl olsun artık. Belki daha uzun süre, belki daha kısa süre devam edecektir. Bunun da ayrı bir yorumlanması gereken bir konu. Ama öyle bir işliyor ki bu. Ama artık belki insanlar bu virüsün yarattığı aşırı kısıtlama ve stres ve baskıyla daha çok beyinlerini kullanarak belki daha çok düşünüyorlar. O nedenle artık daha kitlesel olarak bu oyun, bu düzen, bu sistem çözülüyor. Ve mutlaka
Sentezin de bir antisentezi yaratılacaktır. Umarım o antisentez de aynı güç tarafından oluşmaz. Çünkü bunlar işini iyi biliyor. Ve her şeyi önceden planlıyorlar. Ve de planladıkları her şeyi de bir şekilde insanlara pişkin pişkin de sunuyorlar. Ve anlayanlar bunu önceden de kavrıyorlar. Sonradan biz de yaşadıkça anlayanlar da var. Onlar da zaten anlamamak mümkün değil olanlar sıra dışı ve gittikçe de artık bir şekilde dünya sömürüle sömürüle artık bıkmış durumda. O nedenle bu şekilde bir antisentez oluşturulabilir. Hegel diyalektiğine karşı bir anti-Hegel gücü bekleniyor. Yoksa bunlar kendi menfaatleri için ve de hissettirmeden de o kadar da hissettirmezler ki bir yandan okşarlar yani. Yani mesela benim saçımı okşadıklarını düşünün ama bir yandan da aba altına sopa da gösterirler. Sonuçta kredi kartı ne kadar iyi bir şeydir? O derece iyilik sağlıyorlar. Ama bunu herkes göremez. Bazıları büyüsüne bile kapılabilir. O şekilde yani yansıyabilirler bazı insanlara. Bunu anlamak gerekli. Sonuçta bu kendi çıkarına çalışan bir sistem. Hiç kimsenin çıkarına çalışmaz. Bunlar hem şeyi verir, bir yerden oksijen verir, diğer yerden zehirli bir gaz verir. O şekilde bir sistem yani. Kendi çıkarına çalışıyor. Bu güç sürekli kendisinin gücünü koruması için çeşitli hileler bu şekilde yaratarak dünyanın daki gücünü korumaya, sürdürmeye çabalıyor. Ve bazen bunu hiç hissettirmeden yapıyor. Bazen de gözüne soka soka yapıyor. Tabii ki virüs mesela en son olay başlamadan önce birçok insan bunu tespit edebilmişti. Ama çoğu insan edememişti arkadaşlar. Şimdi çıktıktan sonra bunları konuşmak aslında bir işe yaramıyor. Çünkü şu anda hala bunları konuşarak da sonraki adımın ne olacağı hakkında ya da daha önemlisi olacak şeylerin karşısında ne kadar kendi çıkarlarımızı savunabileceğimiz konusunda bir şey ifade etmiyor. Ancak yani çünkü onlar zaten sahip oldukları güce güvenerek bunu yapıyorlar. İnada ya da birinin düşmanlığına değil. Onlar zaten çoğu meseleyi aşmışlar. Ve kendi akıllarına mı yani hiçbir şeyi her şeyi tam olarak yapmaya çalışıyorlar. Param var diye de yan gelip yapmıyorlar. Düşünüyorlar, kafa yoruyorlar, beyin harcıyorlar, her şeyi harcıyorlar. Yani bir şekilde hak etmeye uğraşıyorlar. Yani bu bir gövde gösterisi değil. Bu sahip olunan gücün devamı için azim ve sebat. Yani onlar da kendileri için kendi hakları var kendileri için. Ama bize göre haksızlar. Çünkü hakları olmayan dengelerle oynuyorlar. Ulus devletlerin insanların dengelerini şaşırtıyorlar. Bambaşka bir yola sevk ediyorlar. Bambaşka bir düzene zorluyorlar arkadaşlar. Ve bu kimsenin kabulü olmadan gerçekleşiyor. Bu zor bir durum. Onun için onlar kadar maliye güce sahip olmasak da kitlesel olarak çoğu insanın amacına ters bu güç. Ve kimse Tanrı haricinde Tanrı'ya oynayanları istemez. Onların içinde olmadıktan sonra. Ve bunlar bir şekilde Tanrı'yı oynamaya çalışıyorlar yaptıklarıyla. Çünkü
kendilerinin olmayan her şeye de el uzatıyorlar bir şekilde. Yani bu Hegel diyalektiği arkadaşlar, oyunu biliyoruz. Nasıl işlendiğini görüyoruz. Biz de buna seyirci kalmamak için kendimizi geliştirmeli, bilgiyi araştırmalı, özümsemeli, yorumlayabilmeliyiz. Eğer ki saf saf baka kalacak bir konumda bırakırsak kendimizi, o zaman onlar da kendi dilediği gibi bu yani dilediği gibi kendi çıkarına tabii ki çaba sarf edecektir. Bu da onların kendi bir yerde hakkı oluyor. Çünkü belli bir güç kazanmışlar. Kendini belli bir seviyeye sokmuşlar. Bunlar onun için bir hak. Şimdi bu bizim haksız olduğumuz anlamına mı geliyor? Hayır, kendi hakkımızı savunmalıyız. Kendi hakkını savunmak için her şeyi yapmalıyız. Ne kadar çok bunu çok kişi yaparsa onlara karşı bir antisentez oluşturacağız. Ve bu antisenteze de onların planını onlara işlemeden iade etmek de mümkün. Yani şimdi her zaman da karşı tarafı suçlu bulmakla bir sonuç çıkmıyor. Sonuçta suçlu olabilirler. Ve görünen şeye göre bu Hegel diyalektiğine falan göre de yani suç işliyorlar tabii ki bir şekilde. Hak yiyorlar. O nedenle onları suçlamak yerine onlara mahal veren, olanak tanıyan hangi noktalar belki bunlara da yoğunlaşmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü onlara kızmakla bir şey ele geçmeyecek. Onların kazançları, maliye güçleri falan filan bunlara erişmek öyle kolay şeyler değil. Öyle kolay yani beyin gücü de lazım. Ondan sonra fikir gücü lazım. Bilgi gücü lazım. Sonra birçok şey lazım. Onları elde etmesek de ona karşı durabilecek gücü elde etmemiz lazım. Eğer ki onlara karşıysak. Yani daha doğrusu onların zorlama düzenine uymak istemiyorsak. Yani devletlerin bile ses çıkaramadığı bir güce kişisel olarak ses çıkarmayı kolay görmek mümkün değil ama da birike bir güç oluşturabilir arkadaşlar. Hegel diyaleğinden geldiğim nokta şimdi bu oldu. Yani bu tez olayını antiteze vardırmadan çözebilip de engel olunabilirse senteze ulaşamayacaktır. İşte bu kadar basit. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni bir videomda görüşmek üzere diyorum. Güzel yorumlarınızı esirgemeyin diyorum. Abone olun diyorum. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz.